Sevgili halkım, ne var Kemal Bey? Biz iktidara geldiğimizde ne yapacaksınız Kemal Bey? Bakın arkadaşlar, biz içkiyi ne yapacaksın Kemal Bey? İçkiyi ucuzlatacağız. Niye? İktidar zam yapıyor, içkinin üzerinden millete zulm ediyor. Millet ıkına sıkın, ne diyorlardı ona? İçemiyor. Ya arkadaş, alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu yazmış. Ben şaka yapmıyorum. Siz bana belki başta olan Hadi Işık yine uydurdu bir şeyler falan demiş olabilirsiniz ama şaka değil, bu gerçek. Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet bir hayat tarzını kuşatmaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek çözeceğim, çözeceğim. Önemli meselelerimizden biri de bu meseledir. Türkiye'nin en önemli meselesi kardeşim ya. İçki içiyor adam. Niye rahatsız ediyorsun? Zam yapma, zulümdür, zulüm. Kafayı çeken adamın rahat olması lazım. Kafasının dinç olması lazım. Ya zulmetme içene diyor. Sanki şey içiyor. Türk kahvesi içiyor. Adam içki içiyor baba, içki içki. Yani bu zamların da bu içkinin içmesiyle o zıkkım isterse ne olursa olsun adam içiyor. Çünkü hayat tarzı o. Yani hayat tarzına zam yaparak müdahale etme denilen bir şeyi de ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğrendim. Adam zıkkımını içiyor. Kemal Kılıçdaroğlu seçim vaadi olarak sosyal medya hesabından duyuyor. Söz, ey halkım, sevgili halkım, he Kemal Bey, vallahi ben içkiyi indireceğim. Sizi rahat bırakacağım, çok güzel içeceksiniz. Her şey çok güzel, neydi? Her şey çok güzel olacak. İçkilerinizi çok güzel içeceksiniz. Peki, tamam Kemal Bey, tamam, anladık. Bir daha getir kardeşim, bakalım ne demiş. Getir Mustafa, getir. Yorulma, getir. Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır. Ya bak şimdi Tayyip Erdoğan'ın bu zamları yaparak 20 yıldır yıldırdı canından bezdirdi vallahi billahi ya. Zulüm yapıyor ya bu içene. Zulüm. Ya bilerek mi? Ya Allah'ım ya Rabbi. Peki, tamam Kemal Bey, tamam. Vergileri düzenle, çöz anasını satayım. Güzel güzel içsin millet. Ucuz içsin ya. Yani bu ne ya? Zammam işte, sürekli zam. Ucuz içecek kardeşim. Hatta bedava yapsın. Bak, Kemal Bey, eğer bu içki içenlere kıyak yapmak istiyorsa, vallahi çok güzel olur. Bedava yapsın ya. Al vatandaş. Gel. İç. Peki Kemal Bey. Şişt. Ne? Anlamadım Kemal Bey. Yo. Ne diyorsun sen? O zaman bu tarafa bak. Yine o anlamadım. Kemal Bey, Temel Bey'e ne diyeceğim? Temel Karamollaoğlu. Ya bu söylediklerinin, canım Allah Allah, Temel Bey bizi kabullenmiş bir kere. Yayına bir şey mi oldu? Temel Bey bizi kabullenmiş kardeşim. Buna. Mesela sen tek başına iktidara gelmeyeceksin ya. Hani Ahmet Davutoğlu da diyor ya, altı liderin imzası gerekiyor. Yani içki olayında millet rahat rahat içki içsin diye vergiyi indireceksin.
rahatlatacaksın, bedava vereceksin. Temel Karamollaoğlu orada kalem zaten elinde hazır. Ne? Ver, al. İmza mı yapacak? Yok, bu kadar değil. Bak şimdi burada dur Kemal Bey. Hadi onu da geçtik. Yani muhafazakar bir tabanını ikna etmeye çalışan iki tane ayrı lider var. Babacan ve Davutoğlu. Bu meselede onlarla ilgili düşünce anlayacağınız arkadaşlar Rize Bas da diyor ki keşke adını ha Rıza Bas diyor ki sizin gibiler pudra şekere üzendirsin. Vallahi pudra şekeri içenin de Allah belasını versin. Pudra şekerini özendirenin de Allah belasını versin. Pudra şekerini özendirme noktasında aldığı tepkilere rağmen burada yumruğunu masaya vura vura bas bas bağıran pudra şekeri olayında manşet olan muhalif medyada manşet olan Hadi Özışık'a da bu şekilde yazan Rıza kardeşimi Allah ıslah etsin. Ben dua etmiyorum ha. Müslüman Müslümanı yapmaz. Beddua etmiyorum ama Allah seni ıslah etsin. Allah Ünal Solmaz'dan da razı olsun. Aşağıda sürekli bize destek veriyor. Bir de bir kardeşim daha vardı. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Akif Yıldırım 11 Euro'luk bir destekte bulunmuş ve bir mesaj göndermiş. Ekrem İmamoğlu kendi yeteneğiyle bir yere gelmeyeceği anlaşılınca ona yatırım yapanların yolunu açmaya çalıştıklarına şahit oluyoruz. Ancak o kadar çapsız ki o girişimler dahi boşa çıkıyor diyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Instagram'a bir mesaj atmış İsmail. Şey Mustafa. İsmail miydi lan senin adın? Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu FETÖ'cü hainler, PKK'lı hainler yardım kampanyası açtı dedik ya. O kampanyaya bizim ihtiyacımız yok. Siz kardeşlerimiz zaten Ünal, Akif ve geçen yayında ciddi manada dönüşler bize oldu. Arkadaşlar YouTube'dan, Facebook'tan mesela Yıldız sistemi var. Oradan destek oldular. Hepinize Allahu Teala binlerce kez razı olsun. Kesenize bereket olsun. Allah sizi mutlu mesut eylesin. Allah bizim bu aileyi var eylesin. Allah bu birlikteliğimizi daim eylesin. Allah bizi namerde muhtaç etmesin. Daha ne diyeyim? Siz de amin deyin daha göreyim de vallahi. Evet. Geldik bir programın daha sonuna arkadaşlar. Facebook'taki arkadaşlarımız, YouTube'daki arkadaşlarımız, Instagram'daki arkadaşlarımız bizi dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Süleyman Özışık'ın çok selamları var. Twitter'da da bizi takip edin lütfen. Bizi destekleyin. Bizi ezdirmeyin. Çünkü biz bir aileyiz. Bu aile olarak birbirimize sahip çıkacağız diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın kardeşlerim.